أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدرس 18 18. ders. El fi'lu sahih el Evet bugünkü konumuz arkadaşlar sahih ve illetli fiiller olacak. El mataru yağmur. Se'ele şerifun validehu. Şerif babasına sordu. Anil matari yağmur hakkında. فَقَالَ الْوَالِدُ Baba dedi ki, اَلْمَطَرُ نِعْمَةٌ Yağmur bir nimettir. مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ Allah katından, Allah tarafından. يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ Gökyüzünden iner, yağar. وَهُوَ مَصْدَرُ الْحَيَاتِ Ve o hayat kaynağıdır. لِلْاِنْسَانِ İnsan için vel hayavani Hayvanlar için ve nebati bitkiler için. Ve kullil kainatil hayyeti ve bütün canlı varlıklar için. İza nezelel mataru yağmur yağ, yağdığında, yağdığı zaman. Selel ma'u, evet sular akar. Ve mele'el cedavilu, pardon el cedavile olacak. Bu kelimenin tekili cedvelün yani kanal, dere manasına gelir. Yani kanalları veya dereleri doldurur. Evet, mazi olmasına rağmen müzari e, tercüme ediyorum dikkat ettiyseniz. Neden? Şart cümlesi olduğu için arkadaşlar. İzâ nezelel mataru Yani yağmur yağdığında böyle olur manasında. Yani sular akar. Ondan sonra dereleri doldurur, kanalları doldurur ve ferihal fellahu çiftçi sevinir ve esra'a ila haklihi ve tarlasına koşar yesqi al arda evet toprağını sulamak için feyenmu ez ve ekinler biter ekin o diktiği ektiği şeyler ürünler biter ve yemuddu furu'ahu ve dallarını uzatır ve min huna ye'ti el İşte buradan hayır gelir, bereket gelir. Ve adal walidu ibnehu. Baba oğluna söz verdi. Vaad etti, söz verdi. Neyi söz verdi? <laughs> B'den sonra gelir bakın. Bil <laughs> hadisi. Konuşmayı söz verdi. Anil <laughs> matari. Yağmur hakkında konuşmak için oğluna söz verdi. Fi ma ba'du. Daha sonra. Evet bu bir kalıptır. Fi ma ba'd daha sonra demek. Li çünkü o kâne meşgûlen meşgul idi. Evet sayfa 210'u açalım arkadaşlar. Hülasa bölümümüzü okuyoruz. Bugünkü konumuz sahih ve illetli fiiller idi. Yine Arapçaya has konulardan birisidir arkadaşlar. Türkçede bunun karşılığı yok. İlletli fiil veya sahih fiil diye bir şey yok Arapça, e, Türkçede. Tamam nasıl olduğunu anlatacağız şimdi. İllet harfleri diye bir şey var arkadaşlar. Bakın hurufül illeti hiye. İllet harfleri şunlardır. Elif harfi, vav harfi ve Y harfine illet harfi denir arkadaşlar. Sahih fiil, sahih fiil. La yücedu beyne hurufihil asliyeti asli harflerinin arasında yoktur. Harfun min hurufil illeti. İllet harflerinden bir harf bulunmayan evet fiillere sahih fiil denir arkadaşlar. Misle celese, karae, adde. Bakın bu fiilimize bakalım değil mi? Asli harfleri cim, lam, sin. Bu asli harflerin arasında şu üç harften birisi yok. Elif, vav ve ye yok. İşte böyle fiillere sahih fiil diyoruz. Sahih fiil, illet harfi yok bu harflerin içerisinde. Kara e, bakın kara e, yine kaf, ra ve hemze. Dolayısıyla burada da yok. Yani elif olacak, hemze değil değil mi? Adde, bakın bu fiilin açılımı nedir? Adde, dedir aslında değil mi? Dal harfi iki defa yazılmış halidir. A Ayın, dal, dal. Yine bu harflerden birisi yok. İşte bunlara sahih fiil deniyor. Mu'tel fiil. Bir de mu'tel yani illetli dediğimiz fiil. Yekunu beyne hurufil asliyeti harfun ev ekthar min hurufil illeti. Evet asli harflerinin içerisinde illet harflerinden bir veya daha fazla illet harfinin bulunduğu fiillere ne diyoruz? İlletli fiil, mu'tel fiil diyoruz arkadaşlar. Misle ve kafe. Bakın vav illet harfidir. O zaman bu nedir? İlletli bir fiildir. Ade bakın ayın var. Sonra elif var, dal var. Bakın elif, hemzesiz elif. Ne oldu? Yine bu da illetli illet harfidir. Dolayısıyla bu da bir illetli fiildir ve a, bakın vav var. Hem vav var illet harfi hem de sonunda y var. Demek ki birden fazla illet harfi bulunabiliyor bir fiilde arkadaşlar. İşte biz bu fiillere illetli fiiller. illet harfi bulunmayan içerisinde illet harfi bulunmayan fiillere de sahih fiiller diyoruz. Peki bu bunu bilmek bizim ne, iş, ne işimize yarayacak derseniz arkadaşlar. Ee, Fiillerde de irab vardı. Fiillerin irabını yapabilmek için bir fiilin sahih mi yoksa illetli mi olduğunu bilmemiz gerekiyor ki ona göre e, irab yapma şeklimiz farklı olacak. Yani fiillerde irabı görürken işte müz müzari fiilin nasp edilmesini, cezm edilmesini görürken bu bilgi işimize yarayacak. Evet parçayla alakalı sorular kalmış onlara bakalım. Min eyne yenzilu el Yağmur nereden yağar? Ma faidetul matari lil insani. Yağmurun insan için faydası nedir? Evet, şimdi konumuzla alakalı örnek cümlelerimize bakalım. Nezele elmataru Yağmur yağdı. Evet, yağmurun yağmasına Araplar indi diyorlar değil mi? Bakın yağmur indi. Nezele fiilini kullanıyorlar. Ama biz buna ne diyoruz Türkçe'de? Yağmur yağdı diyoruz. Bu şekilde tercüme ederiz. Mele'e elma'u ma'u el cedavile Mele'e doldurdu. Elme su el cedavile Evet. Kanalları demiş değil mi? Kanalları veya dereleri su doldurdu. Medde ez zer'u furu'ahu Medde uzattı. Ez zer'u ekin furuahu evet dallarını diyebiliriz. Dallarını uzattı. Bakın buradaki fiilleri, bakın hepsi arkadaşlar sahih fiiller. Yani içerisinde illet harfi bulunmayan fiiller. Nun var, z var, l harfi var. Bunlar değil mi? illet harflerinden birisi yok bu fiilde. O zaman bu fiil sahih fiildir. Yine mele'e, mim, lam, hemze. Yine bunlarda illet harfi yok. O zaman sahih fiildir. Medde yani me, de, de. Değil mi? Yine illet tarifi yok. O zaman bunların hepsi sahih fiildir arkadaşlar. Bunlara bakalım. Ve adel Walidu ibnehu bil hadisi anil matari. Ve ade vadet yani söz verdi. Baba oğluna söz verdi. Ne sözü verdi? Bakın burada bil hadisi konuşma sözü verdi. Anil matari yağmur hakkında. Sale el ma'u. Evet su aktı. Yesqi el fellahu ez zera Çiftçi ekini suluyor. Evet bakalım fiillerimize. Bakın vav, ayn, dal harflerinden oluşan bir fiil. E, vav harfi illet harflerinden birisiydi. O zaman bu fiilimiz illetli bir fiil. Sale, sin, elif ve lam harflerinden oluşuyor. E, elif illet harfiydi. O zaman bu da yine illetli bir fiildir. Yeski, evet Aslı harflere bakacağız arkadaşlar. Müzari, müzarat y'si bizi ilgilendirmiyor. Bu fiilimizin asli harfleri sin, kaf ve y'dir. Yani seka. Seka fiili. Bu fiilin kökü sekadır. Köküne bakıyorum. Kök harfleri sin, kaf ve y'dir. E, y olduğu için bu fiilde o zaman bu fiil illetli bir fiil oluyor. Evet müzarat y'sine bakmıyoruz. Bu müzarilik y'sidir. Bütün fiillerde bu olabilir kök harflerinde arıyoruz illet harflerini arkadaşlar. Alıştırmalarımıza geçelim. Beyin nev'al fi'li ellezî tahtehu khat. Altı çizili olan fiilin çeşidini belirt. Sahihan em Yani sahih mi yoksa illetli mi? Örnekte olduğu gibi. Tâfe el mu'minu ka'beti. Mü'min Kabe'nin etrafında tavaf etti tafe tavaf etti. Bakıyoruz asli harfleri t, elif ve f. E, elif olduğu için bu fiilin içerisinde o zaman bu fiilimiz mu'tel yani illetli bir fiildir. Neceha, Muhammedun fil imtihani. Muhammed imtihanda başarılı oldu. Neceha, bakın nun, cim, ha harfleri var. İllet harflerinden birisi bu fiilin içerisinde yok. O zaman bu fiil sahih fiildir. Ehaze mahmudun el kitabe min aliyyin. Mahmud kitabı Ali'den aldı. Harflere bakalım. Elif, ha, zel. Dolayısıyla bunda illet harflerinden birisi yok. Yani hemze. Hemze olduğu için. Hemzeli elif illet harflerinden değildir. Hemzesiz elif olması gerekiyor. Bu sahih bir fiildir. Faza Khalidun bi caizetil Halit Halid üniversite ödülünü kazandı. Evet bakalım fiilimiz budur. Faza F, elif ve z harflerinden oluşuyor. İçerisinde illet harfi olan elif var. O zaman bu fiilimize yine illetli bir fiildir. Yani mu'tel. Üçte. Mâte er-reculu ba'de en-âşe tavîlen. Adam uzun yaşadıktan sonra öldü. Evet, mim, elif, te, yine elif, illet harfi olan elif olduğu için içerisinde bu da yine bir illetli fiildir. Ketebet, semiratu, edderse, evet semira dersi yazdı. Bu kökün asli harfleri k t b. dolayısıyla burada bir illet harfi yok, sahih fiildir. Vasale, sa'idun minel kahirati, sa'id kahireden ulaştı, geldi. Evet, vav var. İllet harfi olan vav var bu fiilde. O zaman bu fiilimiz illetli bir fiildir. İrtefaat iratu fil cevvi. Uçak havada yükseldi. Yükseldi. Evet, bu fiilimizin kök harflerine bakacağız arkadaşlar. Burada çok fazla harf var. Hatta içerisinde sanki illet harfi var gibi gözüküyor değil mi? Elif var başında. Ama biz ona bakmayacağız. Bu, bu fiilin kök harfleri ra, fe, a. Rafa'a fiilinden türetilmiş başka bir fiildir bu. Başka bir baba dönüştürülmüştür. Bu babları saf derslerinde belki göreceğiz. Dolayısıyla bu fiilin kök harfleri ra, fe, a'dır. E bu üç harfin içerisinde illet harflerinden birisi yoktur. O zaman bu illetli fiil değildir. Bu fiilimiz sahih fiildir arkadaşlar. E, tamam mı? Üzerine basarak söylüyorum. Yani kök harflerinde arayacağız illetli fiili. Kök harflerinde. Yani başka bir baba dönüşmüşse o o harfleri değil mi, ziyade harfler dediğimiz harflere bakmayacağız veya müzari ise o müzari harflerine bakmayacağız arkadaşlar kök harflerine bakacağız Raf-e-a. evet bu fiilimiz sahih bir fiildir uçak havada yükseldi demiştik beke attiflu minel elemi çocuk ağrıdan veya acıdan ağladı Beka. Evet, zaten kök değil mi? 3 harf. 3 tane harf varsa zaten bu fiil, bu harfler kök harflerdir demek oluyor. Evet. B, kef ve y var. Evet y olduğundan dolayı bu fiilimiz illetli bir fiildir. Y illet harflerinden birisiydi. Same el muslimu ramadane. Müslüman Ramazan ayını tuttu. Yani Ramazan orucunu tuttu. Evet içerisinde elif illet harflerinden birisi olan elif var. Zaten üç tane harf var. Bunların hepsi kök harfler. Sat, elif, min başka ziyade herhangi bir harf yok. Dolayısıyla elif illet harfidir. O zaman bu fiilimiz illetli bir fiildir arkadaşlar. İkinci alıştırma. Burada arkadaşlar parantez içindeki kelimelerden uygun sahih fiille boşlukları doldurmamızı istiyor. Parantez içerisinde evet parantez fiillerimiz var. Ee, anladığım kadarıyla bazı fiiller yani ilk fiiller illetli, ondan sonraki fiiller veya bir illetli bir sahih fiil var. Evet parantez içinde bir illetli bir de sahih fiil var. Biz buraya eee sahih fiil kullanarak boşlukları doldurmamızı istiyor. Yoksa ki iki fiilde mana açısından, mana açısından her iki fiili koymamız da mümkün ama bizi bize şekil olarak il, sahih olan fiili seçmemizi istiyor. Bakalım. Şekara Muhammedun Rabbehu. Muhammed Rabbine şükretti. Bakın şekara fiilini seçti. Neden? Çünkü sahih fiildir şekara. Ama da'a fiili içerisinde elif olduğu için bu bir illetli fiildir. Bunu seçmedi. Yoksa ki da'ayı koysaydık yine mana bakımından uyumlu olabilirdi. Da'a Muhammedun Rabbahu. Muhammed Rabbine dua etti veya şükretti. Mana açısından ikisi de olur. Bu tüm fiillerin, ikisi de olur. Ama bize şekil bakımından sahih fiil seçmemizi istiyor arkadaşlar. Evet. Boşluk el-kaidu cunudahu fil ma'raketi. Evet. Komutan savaşta evet askerlerine bakın askerlerine nasaha nasihat etti. Kade liderlik etti. Komutanlık etti. Mana bakımından ikisi de olur bu fiillerin. Ama bana sahih fiili seç dediğine göre o zaman nasıl seçeceğim? Elif olduğu için bu fiilin içerisinde kade fiilin içerisinde elif olduğu için bu bir illetli fiildir. Onu seçmiyorum. Nasaha, nasaha fiilini seçmeliyim. Şöyle yapalım o zaman. Nasaha. İkiye bakalım. Nokta nokta. Ellaibu bil kurati. Evet. Oyuncu, oyuncu topla. Bakalım. Cera koştu. Emseke tuttu. Yani mana bakımından ikisi de olur. Cera desem e, oyuncu topla koştu. Emseke desem oyuncu topu tuttu olur. Ama sahih fiil seçlediğine göre emseke olması gerekiyor. Anlaşıldı arkadaşlar? Emseke. Cera içerisindeki y'den dolayı illetli bir fiildir. Nokta nokta attı fileti. Çocuk bakıyorum ağlıyor, yiyor. Evet değil mi? Mana bakımından ikisi de olabilir. Ama benden sahih fiil seçmemi istediği için tekulu. Evet. Ekele fiili. Bu da beka fiili. BK'nın içerisindeki Y'den dolayı bu fiil illetlidir. El-Mucitehidu el-Caizete. Evet, çalışkan ödülü aldı, elde etti. İkisi de olur ama sahih fiil seçtirdiği için ehad ediyorum arkadaşlar. N'a içerisindeki eliften dolayı illetli bir fiildir. El-Ma'u fin nehri. Su nehirde kefura çoğaldı, cera aktı. Evet ama sahih istediğine göre kesura sahih fiildir. Cera içerisindeki y'den dolayı illetli bir fiildir. Attairatu fil cevvi. Uçak havada bakalım irtefaat var yükseldi. Tarat var uçtu. Evet bu fiilin tara fiilinin asli harfleri tara yani t elif ra'dır. Bu t müenneslik t'sidir. Bizi ilgilendirmiyor. Dolayısıyla asli harfler bu üçüdür. Tara. içerisinde elif var. O zaman bu illetli bir fiildir arkadaşlar. Peki irtefaat fiiline bakalım. Yine irtefaatin kelimesinin sonundaki t te, müenneslik t'sidir. O bizi ilgilendirmiyor. Evet. Asli harflerimiz arkadaşlar ra, f, a'dır. Elif ve t eklenerek ziyade yapılarak ne yapılmıştır bu? İftial babına sokulmuştur bu fiil. O babları dediğim gibi sarf konusu dersleri. Ama bu fiilin kökü rafa harfleridir arkadaşlar. Dolayısıyla bu fiilimiz sahih bir fiildir. Evet uçak havada yükseldi. İrtefaat. 7'ye bakalım. El mu'minu fil mescidi. Mü'min mescitte. Evet. Namaz kılıyor. Bir de ibadet ediyor. Değil mi? Yusalli. Ta'budu. Yani bu ta'budu zaten ee, şöyle yanlış yazılmış herhalde. Ya'budu olması gerekiyordu. Ya'budu dersek ibadet ediyor. Bu yusalli dersek namaz kılıyor. Evet şu baştaki T ve baştaki bu Y'leri atıyoruz. Müzaret harfleri dediğimiz müzari harfleri değil mi? Müzari yapan harflerdi Onlar attığımızda kök harflerini bulmuş oluyoruz. Bu fiilin kök harfleri A, B, Dolayısıyla bu içerisinde illet harflerinden birisi yoktur. O zaman bu sahih fiildir. Yani cevabımız bu olmalı. Evet bu da salla değil mi? Sat, lam, ye. İçerisindeki ye'den dolayı bu fiilimiz illetli bir fiildir. O yüzden bunu seçemiyorum. İlletli fiil olduğu için seçmiyorum. Bize sahih fiil lazımdı. Dolayısıyla şu t'yi baz almıyoruz. Ye olacak. Yanlış yazılmış bu. Ya'budu. Ya'budul mu'minu fil mescidi. Evet. Mü'min mescitte ibadet ediyor. Manasını ifade eder. 8'e bakalım. Kerimun menzilehu. Kerim evine ee, bakalım dehale girdi, ba'a sattı. Yani ikisi de olabilir değil mi? Kerim evini sattı, Kerim evine girdi. İkisi de olabilir. Ama ba'a içerisindeki eliften dolayı illetli bir fiildir. O zaman sahih fiil olan dehale fiilini seçmeliyim arkadaşlar. Üçüncü alıştırma. Burada arkadaşlar uygun illetli fiil koyarak boşlukları doldurmamızı istiyor. Evet bakalım. El mu'minu rabbahu. Mü'min rabbine. Mesela de'a fiilini görmüş değil mi? De'a fiilini koyabiliriz. Dua etti. De'a, dal, ayın ve elif. Sonundaki eliften dolayı illetli bir fiildir. Er raculu kavlen kerimen. Adam güzel bir söz söyledi değil mi? Kale diyebiliriz. Kale. Ortadaki eliften dolayı illetli bir fiildir. Şerifun fi musabakatil Kur'anil kerimi. Evet. Şerif Kur'an-ı Kerim yarışmasında değil mi? Başarılı oldu. Yani kazandı. Kazandı manasını ifade eden fiil hangisiydi? Faze. Faze. Yine ortadaki eliften dolayı illetli bir fiildir. Hatimun es seyyaratel Hatim eski arabayı ne yapsın? Satsın. Evet. Ba'a olabilir değil mi? Ba'a. Ortadaki eliften dolayı illetli bir fiildir. Sattı. Buraya bakalım. İmle el faraga bi vada'i fiil sahih münasib. Bu sefer de sahih, uygun sahih fiil koyarak bu boşlukları doldurmamızı istiyor. Suadun el risalete. Suad, evet, mektubu ne yaptı? Yazdı. Suat mektubu yazdı diyebiliriz o zaman. Ketebet diyelim. Ketebet suadun el risalete. Ketebet suadun el risalete olur değil mi? Ketebe sahih bir fiildir. Attiflu babel hucrati. Çocuk odanın kapısını açtı diyelim. Fetaha. Evet sahih bir fiildir. İçerisinde illet harfi yok. El mühendisu el amele. Evet mühendis. Mühendis işi. Bede olabilir. Bede el mühendisu el amele. Mühendis işe başladı. Ya da fahasa el mühendisu el amele değil mi mühendis işi kontrol etti manasında söyleyebiliriz. Fatimetu el kıssatel cedidete. Fatıma evet yeni hikayeyi okudu diyelim. Kara değil mi? Kara et. el kıssatel cedidete olabilir. Kara sahih bir fiildir. Evet yine küçük bir parça var bunu okuyalım. Vasafe Muhammedun Muhammed vasfetti, tanımladı, tarif etti diyebiliriz. Sadıkan azizen kıymetli bir arkadaşı fekale ve şöyle dedi. Kâne sadiqi arkadaşım idi. Rahimahullah. Allah rahmet eylesin. Kerimen nefsi. Evet. iyi kalpli veya yüce gönüllü diyebiliriz buraya. Evet. iyi kalpli birisi idi. Yes'a beynen nasi bil hayri. Yes'a çalışmak, çabalamak, gayret etmek. İnsanlar arasında çalışıyordu, çabalıyordu. Bil hayri yani iyilik yapmaya gayret ediyordu. Ya'budullâhe ve yekâfuhû. Evet Allah'a ibadet ediyor ve ondan korkuyordu. Ve iza tuliyel Kur'anu Kur'an okunduğu zaman beka ağlardı. Min <laughs> haşyetillâhi. Allah korkusundan. Kâne yuhibbul fukarâe. Fakirleri severdi. Ve <laughs> yu'tîhim. Onlara verirdi. Min mâlihî. <laughs> Kendi malından, parasından. Ve yusâidul muhtâciyne. Muhtaçlara, ihtiyaç sahiplerine yardım ederdi. Ve yukrimu ad Misafire ikram ederdi. Misafire iyi davranırdı. Ve <laughs> lihâzâ. Bu yüzden fakad aşe yaşadı hayatه, hayatını yaşadı kerimen cömert olarak iyi bir insan olarak afifen iffetli olarak ve hazinel cemiu ve herkes üzüldü li firaqihi ondan ayrılmalarına onun ayrılmasına herkes üzüldü ve de ve ona dua etti el ehlu aile ve astıqa'u arkadaşlar bir rahmeti ve mağfirati. Evet, aile ve arkadaşlar ona rahmet ve mağfiret duası ettiler. Keyfe aşe sadiqu hayatahu arkadaş hayatını nasıl yaşadı? Bime vasafe Muhammed sadiqahu. Muhammed arkadaşını ne ile vasfetti, ne ile tanımladı. Yani nasıl tarif etti de diyebiliriz. Evet, burada parçada geçen bu fiillerin çeşidini belirtmemizi istiyor. Sahih fiil mi yoksa illetli fiil mi diye. Evet, vasafe. Evet, vasfetti, tanımladı, tarif etti diyebiliriz. Evet, vav harfi olduğundan dolayı bu fiilimiz illetli bir fiildir. Kale dedi söyledi. Yine eliften dolayı ortadaki eliften dolayı illetli bir fiildir. Yesa. Evet kök harflerimiz sa, y müzarat harfidir. O bizi ilgilendirmiyor. Sa. Evet sondaki y'den dolayı bu fiilimiz illetli bir fiildir. Çalışmak, çabalamak, gayret göstermek. Evet yabudu. Yine ye, muzari yesidir. Onu bakmıyoruz ona. Abd, kök harflerimiz abd. Dolayısıyla illet harfi yok bu harflerin arasında. O zaman bu fiilimiz sahih fiildir. Yehafu yine ye'ye ye bakmıyoruz. Müzarat ye'sidir o. Kafe fiilimizin kök harfleri hafe. Ortadaki eliften dolayı yine illetli bir fiildir. Korkmak manası. Beka ağladı. Evet. B, kef ve ye var gördüğünüz gibi. Y harfinden dolayı bu fiilimiz illetli bir fiildir. Evet buraya bakalım yusaidu yusaidu ye bir kere müzarat yesidir onu attık. Kök harfleri arkadaşlar sin, ayın ve dal'dır. Elif burada kök harflerinden birisi değildir. Normalde bu fiilin kök harfleri asli harfleri sin, ayın, dal'dır. Elif eklenerek bu fiil başka bir fiile, başka bir baba dönüştürülmüştür. O yüzden dediğimiz gibi her zaman hatırlatıyorum. Kök harflerine bakacağız arkadaşlar. Bu fiilimiz illetli bir fiil değildir. Sahih bir fiildir. Sin, ayın ve dal harfleridir. Bu fiilimizin asli harfleri. Evet. Yukrimu yine ye değil mi? Ee, bizi ilgilendirmiyor. Bu fiilin kök harfleri ke, kef, ra ve mimdir. Kerume fiilinden türetilmiştir. Dolayısıyla bu fiilimizde yine sahih bir fiildir. <laughs> Yuhibbu Evet. Yani bu fiilimizin de yine kök harfleri H, B'dir. Dolayısıyla bu da sahih bir fiildir. Aşe, aşe, ayın, elif, şin var. Eliften dolayı bu fiilimiz illetli bir fiildir. Evet, sarıyla işaretlediğim fiiller sahih fiiller. işaretlemediğim fiiller arkadaşlar, e şey, sahih fiil, sarıyla işaretlediğim sahih fiiller, işaretlemediğim geriye kalan diğer fiiller ise illetli fiiller olmuş oluyor arkadaşlar. Burada arkadaşlar yukarıdaki parçada altı çizili olan kelimeleri harekelememizi istiyor. Biz zaten okurken bunu harekeledik. İstakhiriz bin el fıkrati. Evet paragraftan o parçadan bunları çıkar diyor. Fail, mefolun bi, muzafun ile sıfat, harficer ile mecrur olmuş bir isim çıkar diyor. Bunlara siz bakabilirsiniz. Beşe bakalım. İmle el faraga bi vada'i fiilin münasib. Evet uygun fiili koyarak boşlukları doldur diyor ve beyin nevahu ve çeşidini bildir, belirt. illetli mi yoksa sahih mi olarak çeşidini belirt diyor. Yani bizden illa da sahih veya illa da illetli bir fiil koymamızı istemiyor. Manayı uygun bir şekilde tamamlayan, manayı tamamlayan uygun bir fiil koymamızı istiyor. Ve o fiilde sahih mi yoksa illetli mi olup olmadığını belirtmemizi istiyor. Burada mesela e, de Dea fiilini koymuş örnekte. El mu'minu rabbehu. Mü'min Rabbine dua etti. Fe lehu. Ve Allah da onu bağışladı. Evet dolayısıyla dea fiilini koymuş. Yani illetli bir fiil olmuş oluyor. Evet buraya bakalım. Nokta nokta. Ar er rasulül Kerimu. Evet Hazreti Peygamber. İnnemel mu'minuna ihvetun. Mü'minler kardeştir. E, dedi deriz değil mi? Kale. Kale er Resulül Kerimu diyebiliriz. Kale. Dolayısıyla bu fiilimiz illetli bir fiildir. Mu'tel. Buraya yazabiliriz. Mu'tellün yazabiliriz. Nokta nokta. Allahu limen yeşâ'u. Allah dilediğini ne yapar? E bağışlar. Yani yağfiru. Allahu limen yeşâ'u. Evet. Yağfiru fiilimizin kökü gafera. Gafera. Arasında illet harfi yok. O zaman bu sahih bir fiildir. Sahih fiil. Nokta nokta el-müslimu salat el-fecri, Müslüman sabah namazını e, kıldı deriz. Yani salla, salla el-müslimu. Salla sonundaki y'den dolayı da arkadaşlar ne olur? illetli bir fiil olur. Nokta nokta el-mühendisetu ile şirketi Evet, mühendis şirkete mesela ade diyebiliriz. Döndü değil mi? Ade. Ama mühendis olduğu için adet. Diyeceğiz. Adet el mühendisetu ile şirketi. Mühendis şirkete döndü. Ade fiili evet ortadaki elif harfinden dolayı illetli bir fiildir. Muhammedun üstazehu inde babi saffi. Bakalım Muhammed hocasını sınıfın kapısında evet ne deriz? Bekledi deriz mesela. Bekledi. intazara intazara e, deriz. Muhammed bekledi. Evet, intazara fiilinde bakacağımız harfler arkadaşlar nazara köküdür. Nazara nazara fiili e, bu fiilin kök harfleridir. Elif ve eee t harfleri eklenerek, ziyade harfler eklenerek başka bir fiile, başka bir baba dönüştürülmüştür. Dolayısıyla kök harflerimiz nazara'dır. Nazara arasında illet harfi yoktur. O zaman intazara fiilimiz sahih bir fiildir arkadaşlar. Nokta nokta Halidun fi camiati. Evet Halid üniversitenin yurdunda kalıyor deriz değil mi? Kalıyor yani yeskunu oturuyor. Yeskunu sekene asli harflerinin içerisinde illet harfi yok. O zaman bu fiil sahih bir fiildir. Muvazzafetul beridi attarde. Evet. posta görevlisi ne yaptı? Kargoyu veya koliyi teslim aldı diyelim. Teslim aldı. Tesellemet değil mi? Tesellemet muvazzafetul beridi da. Evet bakalım teselleme. Teselleme fiilin kök harfleri sel, se, li, me, veya sin, lam, mim harfledir arkadaşlar. dolayısıyla içerisinde illet harfi yok. Sahih bir fiildir. Faysalun er risalete. Faysal re, mektubu ne yaptı? E, ketebe olsun. Ketebe olunca sahih bir fiildir. Arsele olsa yine kök harfleri Ra, Se ve Lam harfleridir. Dolayısıyla yine içerisinde illet tarfi yoktur. O da sahih bir fiil olmuş olur. Yani ketebe diyebiliriz, Arsele diyebiliriz. Qarae diyebiliriz. Mektubu okudu. Qarae. Yine bu da sahih bir fiil olmuş oluyor arkadaşlar. Evet yine bir parçamız var arkadaşlar. Bunu okuyalım. <laughs> Ekamet Vezaratü Terbiyeti Eğitim Bakanlığı düzenledi. Müsabakaten bir yanlış yarışma fi hifzil Kur'anil Kerim'i Kur'an-ı Kerim ezberlemede. Evet yani Kur'an-ı Kerim ezberleme yarışması düzenledi diyebiliriz. Beyne tullabil medarisi saneviyeti lise okulları öğrencilerinin arasında. Fe faze Muhammedun fi hazir müsabakati ve bu yarışmada Muhammed kazandı. Ve hasale alal caizetil ula. Evet ve birincilik ödülü. Caize ödül el ula birincilik. Birincilik ödülünü elde etti. Hasale ala bir şeyi elde etmek, kazanmak manasına gelir. ele anhu mudirul medraseti. Ve okul müdürü onu sordu. Ve medde ileyhi yedehu ve ona elini uzattı. Mühennien tebrik ederek, kutlayarak ve şacca'ahu alal icitihadi Evet şacca'a, ala bir şeye teşvik etmek manasına gelir. Onu derslerine çalışmaya, fi durusihi derslerine çalışmaya teşvik etti. Ve akbele aleyhi, yine ona doğru geldiler. Akbele geldi manasını ifade eden fiillerden de. Müderrisu el medraseti. Okul öğretmenleri, okulun öğretmenleri ona geldiler. Ve zümela uhu ve onun arkadaşları yuhenni unehu. Evet onu tebrik etmek için. <laughs> Feriha Muhammedun bihazel fevzi. Muhammed evet bu kazanmayla sevindi. Yani Muhammed kazandığına sevindi desek daha güzel. Ve vakafe emame izaatil medraseti. Evet. Ve okulun mikrofonu. İzaatun normalde radyo burada mikrofon manasında. Okulun mikrofonunun önünde durdu. Yeşkurul müdira vel esatizete bi uslubin cemilin. Ve ne yaptı? Müdüre ve öğretmenlere güzel bir üslupla teşekkür etti fe nelehadi suhu ve onun bu konuşması kazandı istihsanel cemii herkesin beğenisini istihsan beğenmek herkesin beğenisini kazandı ve radiya anhu ve ondan razı oldular yani ondan memnun oldular mudarrisuhu onun öğretmenleri ondan memnun oldular Sorular var. Fi eyi şeyin faze Muhammed. Muhammed hangi şeyde başarılı oldu? Yani neyi kazandı? Limaza se'ale anhu mudirul medreseti. Okul müdürü onu niçin sordu? Limaza vakafa Muhammed emame iza'atil medreseti. Okulun mikrofonunun önünde Muhammed niçin durdu? Evet buraya bakalım. Beyin nev'al ef'alilleti beynel kavseyni fil fıkratis sabiqati. Evet yukarıdaki paragrafta parçada parantez içindeki fiillerin çeşidini belirt diyor. Sahih em mu'tel. Evet sahih mi yoksa mu'tel yani illetli mi olduğunu belirt diyor. Biz zaten parçayı okurken tamam bakalım bir daha. Harekelerini okumuş ama ha, illetli mi sahih mi dememiş. Doğru. E, faze fiil arkadaşlar. Fəze ortadaki eliften dolayı illetli bir fiildir. Hasale sahih bir fiildir. İllet harfi yok. Sele sahih bir fiildir. İllet harfi yok. Medde sahih bir fiildir. Değil mi? Bu MDD fiili. MDD harflerinden oluşuyor. İllet harfi yok. Evet. Akbele Evet, kabile fiilleri, kaf, be ve lam fiilleri asli harflerdir. Dolayısıyla illet harfi yok. Feriha, Yine illet harfi yok. Yani sahih fiil. Ve kafe. Evet vav var. Baştaki vavdan dolayı bu bir illetli fiildir. Evet. Yeşkuru fiilinin asli harfleri şekera. Dolayısıyla illet harfi yok. Sahih bir fiildir. Nale ortadaki eliften dolayı illetli bir fiildir. Radiye sondaki y'den dolayı illetli bir fiildir arkadaşlar. Evet, şimdi uzbut bir şekli ma Altı çizili olan kelimeleri harekele ve beyin sebebe zapti. Bir de harekeleme sebebini söyle diyor. Yine dönelim parçaya. Ve zaratu diye harekelemiştik. Neden? Çünkü faildir. Kim düzenledi? Bakanlık. Fi hifzil Kur'an'i diye harekelemiştik. Çünkü muzafun ileyh olduğu için. Evet. El medarisi saneviyeti Evet bu sıfattır arkadaşlar. El medarisi muzafun ileyh olduğu için mecrurdur. Bu da bunun sıfat olduğu için mecrurdur. Evet efsaneviyeti kelimesi sıfattır. Muzafun ileyh olan bir kelimenin sıfatı olduğu için mecrur okuduk. El caizeti evet başında harficer olduğu için mecrur bir isimdir. El caizeti harficerden dolayı mecrur okuduk. Müdiru evet faildir. Se'ele kim sordu? Müdiru müdür soğudu o zaman fail olduğu için müdiru diye merfu okuyoruz. Başka? Evet. El medraseti yine muzafun ileyh olduğu için. İza emame iza atil medraseti. Bu muzafun ileyh olduğu için mecrur okuyoruz arkadaşlar. Yine paragraf parçadan şunları çıkar diyor. Fail mefulun bih muzafun ileyh sıfat, cem müzekker salim, muzaf, yani muzaf olmuş bir cem müzekker salim. Ee, bir de te'ud te'nif dediğimiz, yani mühendislik te'si bitişmiş bir fiil çıkar diyor. Evet, yedinci alıştırma. Burada arkadaşlar altı çizili olan fiilleri illetli fiillerle değiştirmemizi istiyor. Mesela şekara el müminu rabbehu. Şekara Altı cizili olan bütün fiiller burada sahih fiiller. Bunları illetli fiillerle değiştireceğiz. Şekara fiilini mesela burada da'a fiiliyle de değiştirmiş. Şekara'l-mu'minu rabbahu yerine da'a'l muminu rabbahu olarak değiştirmiş. Hasale ziyadun alel caizeti. Evet hasale yerine fazeyi kullanmış. Burada mesela neydi? Ziyad bir e, ödül elde etti. Burada faze ziyadun bir caizeti. Ziyad ödülü kazandı manasını ifade etmek için. Birinde hasale sahih fiil, birinde faze illetli fiil kullanmış. Celese semirun emame sebburati. Semir tahtanın önünde oturdu. Evet oturdu değil de biz ne diyebiliriz? Mesela vakafe durdu. Ayakta durmak vakafe. Evet onu kullanabiliriz. Celese yerine vakafe diyebiliriz. Kara'a Muhammedun fil mescidi. Muhammed mescitte okudu yerine salla deriz namaz kıldı. Salla illetli fiildir. Dahika at as küçük çocuk ağladı. Ye şey küçük çocuk güldü. Yerine biz ağladı diyebiliriz. Beka. Beka at-tiflu as-saghiru. Evet dahika sahih fiil, beka illetli fiil. Emsaka laibu bil-kurati. Oyuncu topu tuttu. Evet ne deriz biz? Oyuncu topla koştu. Yani topu koşturdu. O zaman ne deriz? Cara. Cera el-la'ibu bil kurati diyebiliriz. Habatat el-ta'iratu. Evet uçak indi. E, ee, tarat diyebiliriz. Tara uçtu demekti. Tarat el-ta'iratu diye illetli fiil kullanabiliriz arkadaşlar. Evet burada da tam tersi arkadaşlar. Altı çizili olan e, fiilleri Sahih fiille değiştirmemizi istiyor. Yani altı çizili olan bütün fiiller burada illetli fiil. Biz bunların yerine e, sahih fiiller kullanacağız. Mesela ade abdullabu min rehletihim ila mekkete. Öğrenciler evet gezilerinden Mekke'ye döndüler. Evet ade yerine raca'a diyebilirim. Yani yine aynı manayı ifade edebilirim. Raca'a abdullabu min rehletihim ila mekkete diyebilirim. Vakafe semirun fi saffi. Evet, semir sınıfta durdu. Evet, onun yerine celese diyebilirim. Celese, bakın sahih fiildir celese. Olabilir. Neme el gulâmu fil hadîkati. Çocuk bahçede uyudu. La'ibe diyebilirim. La'ibe sahih bir fiildir. La'ibe el Çocuk oynadı derim. Ba'a faysal seyyâratehul cedîdete. Evet, faysal yeni arabasını sattı. Faysal yeni arabasını sattı. Navvafe diyebilirim ya da gasele diyebilirim. Yani temizledi, yıkadı. Faysal yeni arabasını yıkadı. Gasele sahih fiildir. Ya da navvafe temizledi. Yine sahih bir fiildir. İşte ra hüsamun el menzilel cedide. Hüsam yeni evi satın aldı. Yeni bir ev satın aldı. Bakalım işte ra fiili gördüğünüz gibi illetli bir fiildir arkadaşlar. Neden? Bunun asli harfleri şın, ra ve ye'dir. Yani ş, ra, ye. Asli harfleri, kök harfleri bunlardır. İşte buradaki ye'den dolayı bu fiilimiz arkadaşlar e, illetli bir fiildir. Elif, bu baştaki elif ve t zait harflerdir. Başka bir baba dönüştürmek için, başka bir fiile dönüştürmek için gelen harflerdir. Onlar illet harfleriyle alakası yoktur. İllet harflerini arayacağımız harf grubu asli harfler yani kök harfleridir. O da şın, ra ve ye'dir. Y'den dolayı bu fiilimiz illetli bir fiildir. Evet, sekene diyebiliriz. Sekene yani Hüsem fil menzilil cedidi yani Hüsam yeni bir evde oturdu. Sekene diyebiliriz. Bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.